Mevlüt Kandili özel programıyla sizlerle birlikteyiz, ekranlarınızdayız sevgili izleyenler. Kanal Ufa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Bu gece Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesindeyiz ve Mevlüt Kandili özel programıyla sevgili Abdülaziz Kutlay hocamla birlikte bugün onu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimizin bu mübarek gecesini hayırlara vesile olmasını diliyoruz ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Evet sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Allah daha iyisin, daim olsun inşallah. Evet, tabii çocukluğumuzun aziz hocası ve şimdi yaş ilerledi. Hala sizleri burada görmek hakikaten bizleri gerçekten onur ediyor ve sevinçli bir havaya sokuyor bizleri. Bugün herkesin aslında yüzünde de gülücükler açıyor hocam. Hani Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olması hasebiyle de oluyor olsa gerek. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bugün gün boyu kimin yüzüne baktıysam hakikaten böyle gülücükler saçıyordu. Bu da bugüne inşallah böyle güzellik katmış olmuştur. Evet. Evet hocam, Peygamber Efendimiz'i konuşacağız. Onun dünyaya teşriflerini konuşacağız ve bugünün önemini aslında öncelikle konuşmak istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikle bizi izleyen çok değerli Kanal Ufa seyircilerine ve aslında burası bizim yurdumuz. Kesinlikle. Evet. Biz de canı gönülden tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun sene-i devriyesi. Dediğin gibi hakikaten böyle bu kandiller, şimdi tabii batıda kandiller denir. Böyle mübarek gecede minarelerde kandiller yanar. Türküsü de vardır. Yüksek minarede kandiller yanar. Bizim burada da Aziz Gecesi derler. Yani eski Urfalıları, babalarımız, dedelerimiz konuştuğumuzda işte Aziz Gecesi. Bir şey oldu mu? Ya mübarek Aziz Günü. Aziz Günü'ne hazırlık. Çok güzel bir geleneğimiz, birkaç geleneğimiz var. Allah bundan etmesin bizi. Amin. Amin hocam. Yani ecdattan geliyor. Mesela sabahleyin uyandık bugün. Rebiül Evvel'in işte 11. gecesine, arefesi. Bütün minarelerden, camilerden tekbir sesleri. Yani namaz kılınmış, gün doğdu doğacak. En azından okula giden bir çocuk o saatte, işe giden bir işçi, memur o tekbiri duydu mu? Ne diyor? Bugün aziz günü. Ha, olabilir günün nişası Miraç mıdır, Berat mıdır, Regaib midir? Ama bugün aziz günü. Nedir bu? Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi, yıl dönümü. Güzel bir şey. Şimdi biz gelirken Ahmet'le bir şeye dikkat ettik. Bey kapısından geçiyorduk. Bazı kahveler kapalı. Ne güzel. Yani orada oyun oynanıyor. Allah bu saygımızı elimizden almasın. Amin. Bir de mesela bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifleri, dünyaya teşrifleri bunun şesi dolayısıyla yine Urfa'da aziz günde has. Mesela evlerde koku çıkarırlar. Evet. İşte nedir? Etli bir şey yapan işte ağzı açık yapar, ağzı yumuk yapar, semsek yapar. Ona gücü yetmeyen fakir sadece şeyle, unla yağda kavurur, kızartır, semsek yapar. Evet. Hala bir devam şey ediyor yapar, değil mi hocam bu? Bir şey yapar. Beş kapı öteye, on kapı buraya, komşuluk ilişkileri. En azından onu bulamayanlar, o kokuya gelir. Onlara ikram edilir. Ne yani ne kadar güzel bir şey bu. Bu adetlerimizi Rabbim kaybettirmesin. Mesela yarın sabah, bu gece Peygamber Aleyhisselam'ın işte sabaha yakın dünya teşrifleri. Eskiden mesela benim nenem, Allah rahmet etsin, hiç unutmam. Anam, Allah rahmet etsin. Hepsini, bütün geçmişlerimize. Sabahleyin evde kalkardık.
Bulamaç kokuyor. Evet. Bilmiyorum var mı şimdi bulamaç? Yapan yerler var hocam. Var. Yine eskiler yapıyor. Yeniler bilmiyorum. Hakikaten. Şimdi çocuklarımıza sorsak bulamaç nedir? Belki bilmez. Bilmezler. Evet. Ama sabah erken kalkarlardı. Böyle bir saygı diyeyim. Ne de işte Emine annemiz Hazreti Ömer'i dünyaya getiriyor. Bizim burada da doğmuş kadınlar, çocuk dünyaya getirmiş kadınlara ilk sunulan yani hazmi kolay, bağırsağı çalıştıran bulamaç yaparlardı. Pekmez, varsa sade yağla, unla yaparlardı. Ha o çocuk onu yediğinde onun o yemeğin kıymeti değil, ondaki o manevi şey. İşte oğlum Hazreti Peygamber dünyaya geldi, annesi Amine Hatun. Evet. Yani sanki evimizden bir en yakınımız doğum yapmış, ona ikram edercesine manevi bir saygı vardı. Zannediyorum yine yapanlar vardır. Ama kutsal bir şey değil. Evet. Yani onu söyleyelim, yemeği Allah'ın verdiği her şey önemli. Gelenek, saygı. Tabii yani mesela Aşura gibi. Yapmadım günahkar mı oldum? Bir eksiklik mi oldu? Hayır. Bir yemektir. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Yani benim burada anlatmamı istediğim sabahleyin bir tekbir sesleri. Efendim işte doğduğu gün sabahı bir bulamaç yemeği. Evet. İşte evde o koku çıkarma, ayak köftesi. Ne yani ki bir küçücük leğende bir köfte yapar. Onu eliyle, ayak köftesi zaten el köftesi demek. Ve işte efendim başka bir şeyler. Konum komşu koku çıkardı. Bulamayanlar da gelir alırlardı. Evet. Onunla o günün şuuru. Dedin ya manevi bir hava var. Bu günlerimizde. Tabii bu Mevlid Kandili Allah şükür şimdi yerine oturdu. Evet. Yani eskiden biliyorsun bir 20 Nisan'da kutlu doğum. Gerçi birileri ne niyetle yapıyorsa yapsın biz yine Hazreti Peygamber konuşurduk. Yine 20 Nisan'da baharı bahar eden Hazreti Muhammed'i konuşurduk. Ama şimdi yerine oturdu. Mevlid-i Nebevi haftası. Bu en doğru ifade budur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğum haftası. Evet. Bu hafta boyu tabii Diyanet'te güzel bir konu bulmuş. Hazreti Peygamber ve gençlik. Gençlik evet. Çok çok önemli. İnşallah biz de... Evet o konuyu da ikinci bölümde inşallah işleyelim hocam. Yalnız... Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Mesela bugün üniversitemizde bir kutlama vardı. Hazreti Ömer ve Gençlik. Evet. Güzel, tebrik ediyoruz. Keşke o salon şehrin içinde olan bir salonda olsaydı. Evet. Halkın isteği o. Yani üniversite halktan uzaklaşmamalı. Doğru. Yani yapanlar bak tebrik ediyorum. Çok çok güzel. Müftülükte o organizeye katılmış. Ne kadar güzel. Okuldaki öğrenciler falan. Seyrettik. Çok çok güzel. Allah razı olsun. Ama halk diyor ki biz oraya yetişemiyoruz. Keşke mesela bir AVM'de olsaydı veya bir başka salonda olsaydı. İnşallah yapılır. Yani hafta boyu bunlar da tekrarlanır. Yani eleştiri değil, halkın ulaşmasına da dikkat etmek lazım bu şeylerde. Kesinlikle. Yoksa çok çok güzel. Bugün üniversitemizde bu konuşuluyorsa, bu mevzu ediliyorsa, orada güzel ilahi konserler veriliyorsa, hele hele bu fırtına günlerinde. Değil mi? Yani işte söylemeye gerek yok. Sosyal medyada bir takım şeyler. Yok çocuklar namaz kılmış. Öğrenciler hocası camiye götürmüş. O da tabii bu Müslüman çocuğu. Camiye gidecek tabii. Nereye? Kiliseye mi götüreceksin? Utanmadığında çıkmışlar. Bunu ya bir memlekette bir şey estirmek istiyorlar. Ama avuçlar yalarlar. Bu memleket Müslümandır. Müslüman olarak kalacak. Direneceğiz sonuna kadar. Yani çıkıp da bizde iki tane soytarı gazeteci bir şeyler söyleyecek. Bu mübarek gecede bunları konuşmak da istemem. Bunlara aldırmayacağız. Elhamdülillah üniversitelerimizde böyle geceler yapılıyor. Şey, programlar yapılıyor. Okullarımızda yapılıyor. Ben birçok biliyorum özel kolejlerimizde Peygamberimiz gündeme geliyor. Konferanslar, ilahi konserleri. Nedir? O konuşuluyor. Evet. O anlatılıyor, o anlamak isteniyor. Bu çok güzel. Rabbim bu adetimizi bozmasın. Amin. Yani, evet. Hocam adet, gelenek, görenek dediniz, yemeklerden falan bahsettiniz ama evet. Aklıma sizin de başında bulunduğunuz aşevi geliyor. Evet. İster istemez.
Aş evinde durum nedir? Onu da isterseniz böyle bir Allah razı olsun. Biliyorsunuz 26. yıldayız. Hı hı. Şanlıurfa Aş Evi, evet. Derneği. Şu anda yıl 12 ay. Orada işte muhtaç ailelere, özellikle dul, yetim, sabat, efendim mahkum eşleri, asker eşleri ve muhtaç insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Biraz sıkıntımız var. Yani bunu söyleyeyim. Mesela bundan 10 yıl önce diyelim, böyle mübarek günlerde, aziz günlerinde millet sıraya girdi. Yani biz, benim hatırladığım 50, 60, 90 kurban kestiğimizi bilirim. 10'lu, 20'li. Memnun değil misin diyeceksin. Hayır, Allah memnun ediyor. O çarık dönüyor. Sırrıkuda o kazan kaynıyor. Yemek dağıtılıyor. Fakat biz endişe ediyoruz bazen. Gıda ihtiyacımız var. Et ihtiyacımız var. Mesela para geliri, yardım geliri, bütün bunlar az. Bugün aziz günü ben bekliyordum yani. Mesela bakıyorsun poşete doldurmuş tatlı getiriyor. Evet. Helva getiriyor. Dağıtmak için bu insanlara. Bugün sadece birkaç hayırsever tatlı bir şeyler getirdiler. Bugünün şerefine. Daha coşkulu olması lazım. Bunu da halkımızın içinde bulunduğu sıkıntıya biz bağlıyoruz. Evet. İnşallah işler düzelir. İnşallah esnafımızın işleri düzelir. Yine bize dönerler. Ha, yerde koymuyorlar. Kazan kaynıyor. O en büyük şey. İnşallah durmaz. Ama bununla bitmiyor. Çünkü kış geliyor. Ayakkabı istiyor çocuklar. Kocuk istiyor. Giyecek istiyor. Kazak istiyor. Bunlar bizim evlatlarımız. Düşünüyor. Birisi babası gitmiş askerde bizi bekliyor. Çocuğu burada perişan. Okul kalemini, kitabını alamıyor. Ayağına bir ayakkabı giyemiyor. Bu hepimiz için bir üzüntü vesilesidir. Kesinlikle. Ama tabii esnafın işi iyi oldukça, gelir düzeyi iyi oldukça bize bu hususta yardımcı olacaklarına ben yine inanıyorum. Eğer yardım etmek istiyorlarsa yerimiz belli, mekanımız belli. Gelirler, bize danışırlar veya Urfa dışında, Türkiye'nin neresinde olursa olsun telefonla bizi arayıp kendilerini yönlendiririz. Bize yardım ederler. Her zamanki telefonumuz 215-19-22. Bu telefondan bizi arayabilirler. Hesap numaramız var. Her şeyimiz var. Ama diyorum 26 seneye geldik. Bu gemi yürüyor. İnşallah durmaz. İnşallah. Bir şekilde durmasını isterim. Muhtaç insan kalmaz. Aşevine ihtiyaç olmaz. Evet. O zaman herkes işkar sahibi olur. O zaman dursun. Evet. Allah, Allah razı olsun. Verenlerden de Allah razı olsun. Dua ediyoruz. Evet. Evet hocam, tabii bugün Peygamber Efendimiz'in dünyaya geçişlerinin seneyi devriyesindeyiz. Dilerseniz şöyle bir asr-ı saadet yapalım. Burada Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu anda neler yaşandı? Evet. O mucizevi hadiseler nelerdi? Onları dinleyelim hocam. Allah razı olsun. Şimdi biz Peygamberimizi Ehl-i Sünnet Müslümanlar olarak veya müstakim Müslümanlar olarak diyeceğim. Evet. Çünkü memlekette değişik görüşler de var ama hepsi peygambere saygılıdır. Yani Sünnisi de, Alevisi de, öbürü de, öteki de. Bazı şeyler var biliyorsun. Bir hastalık zuhur etti şimdi bazı özellikle şeylerde, akademisyenlerde. Evet. İşte Hazreti Muhammed'siz bir İslam. Yani işte Kur'an İslam'ı falan, bunlar tutmaz. Bunlar havada kalır, askıda kalır. Bu millet bu işi oturtmuş. Yani bin küsur seneden beri Anadolu'daki İslam bu. Ulemasına inanır, mezhep imamına inanır, şeyhine inanır, üstadına inanır, onun peşinde gider. Öbürü söyleyenler havada kalır. Burada demek istediğim şu, Peygamberimiz Adem Aleyhisselam'dan beri beklenen büyük insan. Tabii asırlar geçti, seneler geçti. Nesilden nesile, Peygamber'in ifadesiyle hep nikahtan oldum ben. Yani gayrimeşru bir kişiden gelmedim diyor. Tabii
Adem Aleyhisselam'ın duasında var Hazreti Peygamber. Evet. İşin duasında var Hazreti Peygamber. Yani mektep var, hocası yok olmaz. Kitap var, hocası yok olmaz. Hazreti Peygamber hoca-i kainattır. Bütün peygamberler onu bekledi. Kur'an'da da yeri var bunun. Hı hı. Ahd-i misak aldı Cenab-ı Hak. Tabii Hazreti İbrahim'in duasıdır. Evet. Yani çok önemli. Ben Urfa için bazen söylerim. Bulunduğumuz toprağın kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü buradan Hazreti İbrahim Aleyhisselam gitti Filistin'e, Mısır'a, ondan sonra Mekke'ye gitti. Hı-hı. Mekke'de dua etti. Çok büyük bir Rabbimiz dedi, bizim neslimizden imamlar getir. Yani peygamberler getir. Gelecekte onlara yol göstersinler. Ve bu duanın en kapsamlı şekli Hazreti Peygamber'dir Aleyhisselatü Vesselam. Buradan dua olarak gitti. Sahabenin buraya dönüşü de duanın icabetidir. Yani Hazreti Peygamber geldi. Efendim 23 yıl nübüvvet görevi yaptı. Hı hı. 40 seneyi şey yapmıyoruz. 23. senesinde gitti. 10 yıl sonra Urfa'da, Harran'da, efendim Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Aklat'ta, buralarda Ezan-ı Muhammed'i okundu. Yani evet. O dua gitti, Mekke'nin o yalçın kayalarına çarptı, bize Anadolu'ya döndü o dua. Çünkü buradan gitti Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Evet. Onda görüyoruz, ondan sonra diğer peygamberlerde görüyoruz. Bundan dolayı ki o şeyi söyleyeceğim, annesi Amine Hatun, hı hı. Ebu'a'da vefat ederken bir hümma hastalığına tutuldu. Evet. Vefat ederken yanındaki cariyeye Bereke, Ümmü Eymen çok anlatmışımdır. Ona dedi ki Bereke, Bereke oğlumun kıymetini bil bu oğlumun. Bu oğlumun kıymetini bil. Hani ana oğul vedalaştı, konuştu. Dedi bunun kıymetini bil. Dedi bu oğlum Ceddi İbrahim'in duası. İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, hı hı. Anası Amine'nin rüyasıdır. Yani bir anda asırlar katladı. İbrahim hı. Aleyhisselam 3000 küsur sene önce, İsa Aleyhisselam 500 sene önce, onun duası, onun müjdesi ve anası Amine'nin rüyasıdır. Hı hı. Çok rüya gördü Amine annemiz. Çünkü evlendikten sonra 6 ay sonra kocası vefat etti. Boynu bükük kaldı yani. Yeni gelin 6 aylık. Her gece rüyasında çok kendisine sadık böyle rüyalar gösterilirdi. İşte sen alemlere rahmet olanı hamilesin. Ahir zaman peygamberine hamilesin. Bu da onun moralini çok çok yükseltirdi. Zaten geriye döndüğümüzde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Amine Hatun Medinelidir. Yani Medine'de Beni Necar kızlarındandır. Onun Zühre kolundandır. Tabi dedesi Abdülmuttalib de annesi Medineliydi. Haşim oradan evlenmişti öbür dedesi. Haşim tabi gitti, vefat etti Gazze'de, bugünkü Gazze'de. Hı hı. Vefat etti Resulullah'ın dedesinin babası. Hı. Vefat etti. Medine ile bir ilişkimiz vardı. Niye? Çünkü Haşim Selma Binti Amr isimli bir hanımefendiyle evlendi. Ondan da Abdülmuttalib oldu. Evet. Tabii Haşim orada vefat edince çocuk Medine'de kaldı. Daha sonra Mekke'de dediler ki sizin babanız Medine'de evlendi. Necar oğullarından bir kızla, kadınla. Ondan bir kardeşiniz var. Ayıptır, gidin getirin. Zuldur. Yani 7 yaşlarında, 6 yaşlarında. Abisi Muttalib gitti Medine'de. Hı hı. Tabi Abdülmuttalib çocuk baktı ki Necaroğulları badiyesinde, çölde o kumsalda güreşiyor, rakiplerini yeniyor, ok atıyor, hedefe isabetli. Daha 6-7 yaşında bir çocuk. Burasında da böyle bir beyazlığı vardı. Hazreti Ali'de de vardır o aynı şey. Muttalib dedi ki valla bu çocuk herhalde bizdendir. Yani öyle bir kan kaynadı. Tabi sordu, soruşturdu, Selma Hatun'u buldu. Dedi ki işte ben şeyin oğluyum, Haşim'in. Geldik kardeşimizi almaya. Dedi tabi hakkınızdır. Çocuk orada, alın götürün. Aldı getirdi Mekke'ye.
Mekke'ye gelirken işte ata binmiş. O aslında ismi Şeybetül Hamd. Evet. Yani Abdülmuttalip'teki Şeybedir asıl ismi. Bu arada hocam Peygamber Efendimiz'in babasından bahsediyoruz. Bu dedesinden bahsediyor. Dedesi. Evet. Tabii geldi Mekke'ye. Millet baktı ki Abdülmuttalip'in arkasında bir çocuk yürüyor. Evet. İşte deviye de binmedi. Yürümek seviyor, koşma seviyor. Hah dediler işte Muttalip abisi. Haşim'in oğlu Muttalip. Yeni bir köle almış. Bir çocuk köle almış. Muttalip'in kulu. Yani kul köle deriz ya. Oradan dolayı lakabı Abdülmuttalip'tir. Muttalip'in evet. kulu. Ama aslında Şeybetül Hamd. Tabii büyüdü. Ona ikinci İbrahim deniliyordu. Netice biliyorsunuz Zemzem kuyusunu bulma meselesi vardı. Bir vaat etti. Ya Rabbi eğer bana çok oğlan çocuğu verirsen ben bunlara gücüm yetmiyor. Çünkü Mekkeliler üstüne geliyor. O kuyunun bulunmasını istemiyorlar. Evet. Cenab-ı Hak dedi birini sana kurban ederim. Ve 11 oğlan, 6 tane de kızı var. Bunlardan biri de Peygamberimizin babası Abdullah. Abdullah. Evet. Birini kurban ederim. Zemzem'i buldu. Kura çekti. Abdullah'a çıktı. Abdullah'ı da çok seviyor. Ortancı oğlu. Hı hı. Ne yaptısa Abdullah'a çıktı. Ağladı suladı Abdülmuttalip. İkinci İbrahim. İbrahim Sani. Cömertlikte, konuşmada, otoritede Mekke'nin lideri. Ne yaptısa olmadı. Deve koydu. 10, 20 bin olmadı. Dediler ki Khayber'de bir kadın bilgiç var. Ona gidin, o çözsün bu işi. Gittiler. Ve kadın dedi ki sizde bir insan ölse, öldürülse yani, katil maktul tarafına ne kadar deve verir? İşte 100 tane. Tamam. 100 tane deveyi indirin. Onlu onlu kura çekin. Çocuğu da koyun. Tabii kura çekti Abdullah, kura çekti Abdullah. Dokuzuncu da yine Abdullah. Allah. Ağlıyordu Abdülmuttalip. Ve onuncu da o tarafa, develere vurdu. O 100 deveden de fazla kesti. Oğlu kurtuldu diye. Çok seviyordu Abdullah'ı. Tabii Abdullah yürüme, koşma çağından gençliğe geldi. Evlendirecek. Mekke'de çok talipler var. Abdullah da güzel, yakışıklı, ahlakın her yönde. Ne yapalım? Kendisi kalktı, Abdülmuttalip, yani gitti Medine'ye, annesi orada ya, gitti orada Üheyb'in kızını, iki kardeşleri, Uhayyib ve Muhayyib. İşte o Üheyb'in kızı Amine'yi oğluna istedi. Onun amcası kızı vardı, geçkindi biraz yaşı. Onu da kendisi istedi. Yani 5 hanımı vardır, birisi de odur. O zaman tabii 4 falan sınır yok, Kur'an inmemiş. Kendisi onu aldı, Hazreti Amine'yi de oğlu Abdullah aldı. Gelin getirdi. Tabii gelin getirdi, hoş, güzel. Kadın yalnız, Amine annemizin. Mekke'de akrabaları, yakınları yok. Gitti çarşıdan, köle pazarından. 6 yaşlarında bir kız çocuğu satın aldı. Siyah bir kız. Evet. Ama öyle bir kız çocuğu ki daha sonra buna Ümmeymen diyeceğiz. Oğlunun lakabıyla. Yani bereke dediğimiz şey. Hazreti Peygamber'in hayatının bütün karelerine şahitlik edecek. Bakın evet. Resulullah'ın annesinin hizmetinde 6 yaşında getiriyor. Resulullah'ın doğumunu bilir. Doğumlu bize o anlatır. Doğru. O dediğin işte o nurlu gecede, nurlu gecede sesler geldi, şu oldu bu oldu. İşte onun gibi kadınlar var. Mesela Şifa Hatun gibi, Fatma binti Ebul As gibi, evet. Efendim Resulullah amcasının hanımı Fatma binti Esed gibi. Ama Ümmeymen ellerin altında çalışıyor. Bütün o kareleri Resulullah ölene kadar. Efendimizin vefatında gördü. Evet. Yani böyle hayatının şahidi bir kadın.
Sevgili Mahmut Turgun abimiz de aramızda. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür. Elhamdülillah. Şükür. Evet, programımız vardı. Aslında birlikte başlayacaktık. Evet. Biraz gecikmeli de olsa programa katılabildiniz. Yetiştik elhamdülillah. Güzelliklere ortak olmak adına tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, program içerisinde tabii birbirinden güzel ilahileri inşallah bizlere seslendirmiş olacak kendisi. İnşallah. Bizler de inşallah zaman olursa naatlarla bu programa. Şimdi zaman olursa neydi? Beşim böyle bir ateşle bizi. Öyle mi hocam? Naat dinleyelim. Evet. Naat-ı Şerif. O zaman hakikaten güzeldir. Allah razı olsun ondan, kalemlerine sağlık. Sen yoksun diyelim hocam. O kadar güzel naatlar yazmışlar ki. Evet. Evet, birbirinden güzel. Bir tanesini dinleyelim. Sen yoktun. Hazreti Adem'deydin nurum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nurunu affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı binbir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'e bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi. Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Bir an Nur Dağı amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr Dağı'nda. Sen yoktun. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü güldüren, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun sultanım. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerde arardı seni. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebeli Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Allah'ım gönder artık diyordu. Gel diye ağlıyordu mazlumlar. Gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail,
ardında yalın kılıç melekler, bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey sus pus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed, seni yaradan Allah'a kurbanız ey Dürri Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkartırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı. Yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitler. Hele bir Enes'in vardı senin, Enes bin Malik. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Enes, onlar da Allah'ın Resulü ölmüş deyince, Enes kükremiş, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi. Vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Ümeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan, öyle bir aşkla sana bağlıydı ki, Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyre'n vardı. Acıkınca mescidin önünde durur sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardından hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı, sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah, sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi ki, bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman, kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer, umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik, duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler
Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulümüzü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Ona makamı mahmudu ver. Onu vesileye lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Dursun Ali Yalçın Canlı'ya ait Sen Yoktun adlı şiiriydi. Ama ne kadar güzel. Evet, hakikaten çok yani, güzel dizeler. Ve o dizelerde, o kıtalarda, o mısralarda o kadar güzel özetlemiş ki Adem Aleyhisselam'dan aldı. Evet hocam. Vefasına kadar, getirdi. O kadar güzel. Hakikaten bir yerde dikkatimi çok çekti. Uhud'da Enes bin Nadır'ın evet. O öldükten sonra biz yaşayıp ne yapacağız demişti. Yani evet hocam. Niye şey yapıyorsun? O öldü. Bir de öldükten sonra biz kalıp ne yapacağız? Biz de onun öldüğü davada, öldüğü yerde ölelim. Gerçekten çok feci şehit ettiler. Öyle ki kız kardeşi parmağındaki yüzükten tanıdı. Evet, Enes bin Nadır radıyallahu anh. Enes bin Malik'in amcası. Allah şehadetlerini evet. Kabul etsin inşallah evet. Hocam. Yani kaç tane ismi geçti. Her biri saatlerce anlatılacak. Kesinlikle. Değerinde olan sahabeler. Allah razı olsun. Evet Mahmut susmasan hazırlan da. Evet hocam. Şimdi gerçekten bizi etkiledi. Yani ben evet. Bu şiiri sen diyorum kusura bakma. Estağfurullah hocam. Muhammed Emin, biz radyodan beraber geliyoruz. Radyoda talebeydi, gençti o zaman. Böyle evet. Şiir okurdu. Ben arkadaşlara dedim, aman bu çocuk kalsın, okusun, şey yapsın. Bir de daha öncesi vardı değil mi hocam? Evet. Radyo programındaydı. İşte radyo programları diyorum. Evet. Orada şiir... Mehmet Emin'i... Ben o zaman... Konuk Ramazan olarak almıştım. Ben konuk almıştım hocam. Evet. Siz de canlı yayına katılmıştınız. Evet. O zaman ki Mahmut dedim, o yanındaki genci bırakma. Aman bırakma. Hatırlasın, evet aman bırakma. Allah razı olsun. Evet. Razı olsun hocam. Şimdi güzel bir kabiliyeti var, evet. İksiyonu var. Memleket için bir kazanç. Allah razı olsun. Yani o radyolar bu gençleri kazandırıyordu. Ben bazen telefonla katılırdı canlı yayına. O çocuğu takip alırdım. Şimdi öylesi var ki ulusal televizyonlarda falan program yapıyor. Evet. Bir gün birinin için arabaya bindim gittim ta evine hiç unutma topuyla illa geleceksin diye. Çocuk bana bir mektup okudu. Ama acip bir diksiyon, acip bir kabiliyet. Gerçekten de çok ilerlere gitti Allah şükür. İsmini vermeyelim. Şimdi bu bizi sevindiriyor. Bunları kazandık. Ben Urfa'daki televizyonlarımızın birçok sunucusu, radyo sunucuları, elhamdülillah. Bizim için büyük bir şeref. Allah anana babana bağışlasın. Allah razı olsun. Tabii şimdi evlendim, yengemize çocuklara da bağışlasın. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet. Evet. İnşallah. Evet, kesinlikle. Ben hocam. Orayı tamamlayayım. Tabii. Mahmut hazırlansın yalnız. Böyle güzel bir şey dinleyelim. Buraya boşuna oturmaya çağırmadım. Yani. İşte gerçeği. Maşallah Mahmut da saçları arttı. Evet hocam. Gerçi yenge duymasın. Aranız olsun. Onların hoşuna gidiyor hocam. Tabii. Ama ne mutlu kişinin evet. İslam'da saç baş ağartması çok faziletli bir şey. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babası işte Ümmü Eymen dediğimiz Bereke'yi cari olarak, hizmetçi olarak, evlat olarak hani bizim Urfalıların bir tabiri vardır. İşte evde bir can şenliği olsun. Evet. Şenliktir aslında. Şenik diyorlar. Can şenliği. Mesela şimdi bir şey söylerken ya filan benim mahlemin şenigidir. Şenik hiçbir yeşere yok. Şenlik yani. Mahallemizi şenleten kişi
iftihar ederiz. Hallemin şenliği. Evet. Şenliği. Almış getirmiş, Amine annemize hizmet etmiş. Fakat Amine annemiz daha Resulullah 6 ay hamileyken, 6 aylıkken acı bir haber duyuyor. Medine'de kocası Abdullah bin Abdülmuttalib vefat etmiş. Çok üzüldü. Onun söylediği gibi şey de vardır, nat vardır Arapçada. Yani işte Medine'nin genci falan, Mekke'nin genci böyle bir şey yapar. Orada gömüldü. Hazreti Abdullah Medine'de Cennet-i Bakî'nin ön tarafındaydı. Sonra ne yaptılar o mezar bilmiyorum. Ben görmüştüm. Yani dışarıdaydı. Cennet-i Bakî'nin dışındaydı. Tabii çocuk dünyaya geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldiği gece harikalar gecesi. Rebi'ül evvelin 12. gecesi. İsnaîn gecesi. Aynen böyle. Mevlidlerde de geçer. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde yine bereketen öğreniyoruz Ümmeyme. İyi ki Abdullah babası onu aldı. Evet. Resulullah'ın bütün karelerine şahit. Hayat karesine şahit. O anlattığım bir şeyi yani gözünü kapa inan. Bereketen Ümmeyme'nden geliyorsa. Mesela Efendimiz'in latife yaptığı kişilerden birisi. Bir gün demiş ya Resulallah ne olursun bana çok dua et. Demiş, niye senin ne duaya ihtiyacın var? Ne ihtiyacın var ya? Demiş, o ya Resulallah öyle deme. Allah beni cennete koysun, yanında kalayım. Yani cennet seninle güzel. Sen yoksan ben cenneti ne yapayım? Demiş, sen bir defa bunu vazgeç. Yani çünkü sen bu halinle cennete girmeyeceksin. Kadın bayılmış ağlamakta. Ben demiş, girmezsem ne yaparım? Perişan olurum. Nasıl diyorsun bana? Dua et. Biz ne kadar dua duaysam sen bu haline girmeyeceksin. Üzülmüş, gitmiş. Ondan sonra demiş ya bereke Allah aşkına üzülme. Bu haline girmeyeceksin. Yine yaşlanmışsın. Evet. İhtiyarlar girmeyecek cennete. Genç olarak gireceksin. Hay Allah senden razı olsun ya Resulallah. Senin latifelerin de latife. Şimdi biz bazen sulu şaka yaparız ama Resulullah'ın o latifeleri latif bir şekilde oldu. Evet. Mesela bir gün bir yere gidecek. Diyor ki ya Resulallah bana bir deve bul. Ben yere gidemem oraya. Bir ziyarete gidecek. Aile ziyaretine. Kocası Medineliydi ya. Ümmü Eymen'in kocası Ebu Eymen. Oraya gideceğim. Efendimiz'in yok deve yok bende. Bende yavru deve var. Yavru deveye de çocuklar biner. Kadın dedi ben bir çocuk muyum bana yavru deve? Vallahi demiş istiyorsan yavru deve vereyim. Bende deve yok. Deve veremem. Darılmış biraz. Dedim, kızma kızma gel. Bütün develer bir devenin yavrusu değil mi yani? Her deve bir devenin yavrusu. Orada da tabii şey olmuştur. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği, yani bu ifadesi çok önemlidir. Sallallahu aleyhi ve sellemin. Ümmi min ba'di ummi. Anam anamdan sonra anam. Dadısı. Siyahi bir kadın. Kimse kıymet vermiyor. Ama Resulullah'ın bütün hayatının karelerinin tek şahidi. Yani vardır bazı sahabeler ama bu ölünceye kadar. Hatta Hazreti Ömer döneminde vefat ettiği söylenir. Efendimizin vefatından sonra dışarı çıkmamıştır fazla. Evet. Çıkmamıştır. O kadar hüzünlenmiş ki. Hatta seyitler Hazreti Hüseyin falan bir yanındaydı. Demişler ki işte ey Ümmeymen peygamber dedemiz nasıl yemek severdi o yemekten bize yap. Oğlum demiş gidin evinizde yiyin. Ama biz dedemizin yediği yemek. Vallahi demiş şimdi dedenizin yediğini çıkarsam yemezsiniz. O sirkeyi zor bulurdu. Evet. O zeytinyağını zor bulurdu. O hurma yerde su içerdi. Çıkarayım mı? Hepsi ağlaşmışlar. Demek ceddimiz böyledir. Şimdi tabii biz patlıcanı kebap, domatesli kebap, kebap kebap dükkan da yemiyoruz. Değil mi? Şey yapıyoruz. Allah hafaza. Ondan sonra Cennet-i Firdevs'i istiyoruz. İnşallah gireriz tabii. Ve amelle buhalle. Yani sizin dedenizin yediği yemeği şimdi siz yemezsiniz. Mesela bir gün Hazreti Ömer, Ebu Bekir geliyorlar. Pencereden bakıyor. Öğlen sıcağı. İşte ağlaşıyorlar. Diyor gidelim bir ziyaret edelim. Efendimiz öldükten sonra. Böyle görüyor içeri geri girmez. Diyor ki ağlıyor. Niye ağlıyorsun Ümmeymen? Diyor, bundan bir müddet önce üçünüz beraber gelirdiniz. Şimdi ikiye düştü. Resulullah vefat etti.
Biliyorum diyor Resulullah vefat edeceğini de, yani Firdevs-i Ala'da şu anda. Ama benim ağlamam bir de şudur ki yerle göğün irtibatı kesildi. Bir iş yaptığımızda Cibril iner bizi doğrulturdu. Şimdi vahiy bitti. Hadi dedi, vuran vurana. Gücü yeten yetene bundan sonra. Öyle değil mi? Halen gücü yeten yetene. Evet. Müslüman Müslümanı vuruyor. Müslüman devlet Müslüman devletle savaşıyor. Müslüman, yani insan utanıyor söylemeye. İşte vuran vurana. Ama yerle göğün irtibatı kesilmeseydi, ki mutlak olacak, bu iş bugün böyle olmazdı. Yani alem İslam bu hale düşmezdi. Orada da bize bir mesaj veriyor o büyük kadın. Allah razı olsun. İşte o anlatıyor, yani doğduğu gece harikalar oldu. Sesler duyuldu. Yani gezdirin Habibimi, Muhammed'imi. Deryaları, dağları, herkes bilsin, kainat bilsin. Bu alemlerin efendisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Şifa Hatun'da bir şey anlatır. Diyor Amine'nin işte o doğum şeyine düştük. Sancısına falan. Hı hı. Gerçi fazla bir sancı da yoktu onun ifadesi. Çocuk ne oldu? Böyle elektrik yok, ışık yok. Evet. Basit bir şey. Diyor işte o sabaha yakın ben diyor gittim üstünü açtım böyle düşmüş yüzü koyun. Vallahi diyor şehadet parmağı havada. O çocuğun, o kutlu çocuğun ümmeti, ümmeti Allahümme salli ümmeti, ümmeti. Ümmeti, ümmeti diye dünyaya ayak basıyor. Ölürken son nefesinde yine Cibril diyor ki hadi gidiyoruz, bitiyor iş. Ümmetim ne olacak diyor. Ümmeti. Ümmetini çok seven bir peygamber. İnşallah ümmet de o peygamberi sever. İnşallah. Ki seviyoruz ki bu geceleri dile getiriyoruz. Onu canı gönülden seviyoruz. Ama bazı işte hani nefsimizin kem ayarlığı var. Hı-hı. Yanlış şeyler yapıyoruz. Pişman oluyoruz Allah'a şükür. Onu da söyleyeyim. Yani namaz kılmayan birisi diyor ya hocam Allah affetsin namaz kılamıyorum. Ben kılmıyorum de geliyor. Kılırsın da ya kılamıyorsun. İnşallah kılırsın. Yani en azından ya ben işte ne yapayım temizlemek için hacca mı gitsem, umreye mi gitsem, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam. Seviyoruz ama önümüzde engel, nefis. Onun için diyor o büyük insan, bu gecenin kutlu misafiri, diyor ki men arafe nefse fekad arafe rabbe. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Nefsi tanıdık mı bitiyor iş. Evet. Çünkü önümüzde duvar, set, engel. Yani şeytandan daha bize yakın, evet. Yani bizi her zaman yüzü koyup düşürmek isteyen bir var. Evet.
şefaat ya Muhammed. Muhammed Mustafa'sın, cihanda tek sultansın. Şefaat canımızın, şefaat ya Muhammed. Şefaat canımızın, şefaat ya Sevgili canlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Mevlid Kandili özel programıyla birlikteliğimiz devam ediyor ve Mahmut Durgun şefaat ya Muhammed dedi. Maalesef. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık abim. Mahmut Durgun da ilk Şanlıurfa'da ilahi kaseti çıkartan sanatçılardan biridir aynı zamanda. Evet. Kendisine de başarılar diliyoruz. Çalışmaları var mıdır yok mudur bilemiyoruz ama. Çalışma var, yaptım. Var mı? Bitti, tamamen bitti. Maşallah. Gerçi bu son albümümüz bayağı bir uzadı. Hı-hı. Yani demek her şeyde bir hayır vardır mutlaka. Elhamdülillah tamamen bitti. Şu anda demomuz da elimizde. Single falan değil değil mi bu kaset? Yok tamamen bir albüm. Evet. Biraz geç oldu ama inşallah temiz oldu öyle diyelim. Allah nasip ederse bir ay inşallah içerisinde piyasaya çıkacak. Var mı böyle tüyo eserler için? Var tabii. Yani tabii bizim ben en çok sevmiş olduğum eserlerden bir tanesi de Ali'yi gördüm. Ali'yi eseri. Evet. O albümü okumuştuk. Ondan sonra yine iki tane Arapça var. Yine iki Cihan Güneş'in üzerine. Onlar da bayağı güzel eserler yani. Mesela Aziz Hocam'ın da sevmiş olduğu eserlerden bir tanesi var. Geleği görür gel. Evet. Dinleriz inşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Piyasaya çıksın. İnşallah. Allah nasip edersin. Başarılı. Allah nerede yaparız? Kaydın nerede yaptınız? İstanbul'da hocam. Evet. İstanbul'da Emre'de yaptık. Evet. Emre Demirhan kardeşimiz. Evet. Allah hayır göstersin. Amin. Allah razı olsun. Rabbim başarılarınızı daim etsin. Amin. Amin. İnşallah. Evet sevgili hocam, tabii programımız kısıtlı, anlatacak aslında çok şey çok var. Çok şey var, evet. Dilerseniz böyle... Valla Mevlana biraz... Hazretleri diyor, onu anlatmam için kıyamet kadar bir ömür olması lazım. Yani kıyametler evet, kadar. Kesinlikle. O anlatmakla bitmiyor. Tabii hmm, dedik ya ikinci kısımda gençlik... Evet hocam, siz zaten en sonunda da şey vurgu yapmıştınız. Peygamber Efendimiz'in sevgisini... sevgisiyle ilgili vurgularda bulunmuştunuz. İşte evet, sevmemiz gerekiyor gibisinden. Hocam tabii sevgi hakikaten aslında çocukluktan ta gençliğe kadar verilmesi evet, gereken önemli bir husustur. Bu anlamda aslında birçok şey de aileye düşüyor. Evet. Ve temada da belirtildiği üzere
o Diyanet'in temasında da Peygamber Efendimiz ve gençlik teması üzerinde bu yıl yoğunlaştılar ve bu tema belirlendi. Çok da güzel bir konu aslında, gençlik ve Peygamber Efendimiz. Evet. Gençlerimizle ilgili, Peygamber Efendimiz'in ile ilgili ilişki neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözüdür. Gençlik kimdeyse gelecek onundur. Hı hı. Evet. Çok müthiş bir sözdür bu cümle. Gençlik kimdeyse gelecek onundur. Bugünün gençleri yarının büyükleri olacak, idareciler olacak. Bizde bir şey var. Yani aslında Resulullah'la farkımızı ben ortaya koymak istiyorum. Biz de işi 40'ın üstündekilere daima tevdi etmeyi düşünürüz. Yani asgari 40, 50, 60, 70. Halbuki insan yaşlandıkça umutları da yaşlanır, gücü de yaşlanır. Ama gençken her şeysi gençtir. Yani hayalleri, bir gayayı hayali vardır bir gencin. Yani ben bu olacağım. Zaten gayayı hayali olmayan bir insan hiç terakki etmez. Ben bir şey hedefleyeceğim. Bu programa geleceğim. Bir şey hedefleyeceğim. Bir şey anlatmak isteyeceğim. Bu bir gayayı hayaldir. Gayayı hayali olmayan yani bir şey yapamaz. Gençlerde bu çoktur. Hayal kurarlar, şey derler. Biz de onlara önem vermemiz lazım. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam tamam dünyaya geldi. 571'de Rebiyülevvel'in 12. gecesi. Ama müthiş bir gençliği var. Evet. Kendisinin müthiş bir gençliği var. Koruma altında. Yani Allah ona günah işletmemiş, kusur işletmemiş. Her şeyin zirvesinde. Mükemmel insan. 40 yaşında risalet gelmiş. 40 yaş çok değil. Hı hı. Yani o günün yaşla ortalamasına göre genç. Şimdi 40 yaşında risalet gelmiş. İlk Hazreti Hatice annemiz davet edilmiş. O da Cibril'in emriyle. Yani Nur Dağı'ndan indikten sonra yolda kanadını bir kayaya vurmuş, su çıkarmış. Yani pazar gününü pazartesiye bağlayan gece vahiy gelmiş. Sabaha kadar Cebrail'le hemhal olmuş. Ve sabahleyin iniyor Nur Dağı'ndan. Şimdi her şey, bütün cisimler selam veriyor, salat getiriyor. Peygamberimiz taş, ağaç, kaya. Yani onu risalete alıştırıyor. Geliyor, su çıkarıyor. Diyor ki bak ya Resulullah bu suyla abdest al. Benim gibi. Cebrail Aleyhisselam öğretiyor. İşte elini, ağzını, burnunu normal abdest. İşte diyor bu abdesttir. Bu namaz için. Yani yapıdır, altyapıdır. İki rekat Cibril Aleyhisselam ona imamlık ediyor. O namaz kılıyor. İki kuşluk namazı tevafuk ediyor. Hemen diyor ki git diyor Hatice'yi çağır. Hatice çünkü hazır. Evet. Hissetmiş. Yani sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Hemen gidiyor. Hatice annemiz kabul ediyor. Geliyor aynı yerde abdest alıyor. Namaz kılıyor. Su şimdi yok tabi. Kızları hemen annelerine tabi oluyorlar. Yaşlılardan Ebu Bekir Sıddık kaç yaşında? 38 yaşında. Yani çok ihtiyar sayılmaz. İman ediyor. Azatlı kölelerden Zeyd bin Harise radıyallahu anh 30 yaşlarında. Daha küçük. Çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu anh. Şimdi Hazreti Ali'ye baktığımız zaman miladi 600'dedir. Evet. 600 yılındaki doğumudur. Evet. Emsalleri var. Sa'd bin Ebi Vekas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, daha da sayabilirim. Peygamber Efendimiz bu kadroyla işe başlamış. Ya bir Hatice annemizi çıkarırsanız, o da hanımı evde. Ama hizmete gençlerle başlamış. Evet. Mesela Hazreti Ali anlatır, ben 10 yaşlarındaydım. İşte 610 yılında risalet geldi. 10 yaşında Hazreti Ali. Diyor işte kabilemizi dedi git davet et. Ettim, yemekler hazırladım. Peygamber Efendimiz dedi ki işte ey amcalarım, halalarım, akrabalarım, akranlarım. Çünkü ayet öyle diyor. Ben sizin aşiretekil akrabin. Yani akrabalardan işe başla. Diyor, davet etti, yemek yedirir. Hatta işlerinde öylesi vardı, bir oğlak yerdi.
Ama o yemeğin bereketiyle doydu azıcık bir şey. Ondan sonra Peygamber Sadat'a geldi. Dedi ki Allah bana risalet verdi. İşte peygamber oldum. Bu kutsi davada, bu büyük davada bana kim yardım eder? Hiçbirisi diyor, şey yapmadı, başını eğdi. Çünkü riskli bir görev. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'ı şey yapacak, hedef olacak. Tabii şey dedi, üç defa diyor bunu tekrar etti. Baktım ki diyor Resulullah üzülecek. Hemen fırladım diyor. Dedim ene ya Resulallah, ben sana yardımcı olacağım. Otur Ali dedi, sen çocuksun. Üç defa bu davet tekrar etti. Üçünde de Hazreti Ali. Ondan sonra Hazreti Ali bir şey söylüyor. Diyor ya Resulallah, ben küçüğüm ama cılızım ama sana atılacak bir taş, bir şey hedefte olamam mı? Bak gençlik çok önemli. 10 yaşlarında, 12 yaşlarında. Evet. Mesela Zübeyir bin Avvam, Resulullah Efendimiz'in halası Safiye'nin oğludur. Yani Hazreti Hamza'nın bacısı Safiye'nin oğludur. Bir gün bakıyor ki Ecyat tarafından kılıcı çekmiş, öyle bir geliyor ki Zübeyir çok kahraman. Resulullah elini tutuyor, diyor halamın oğlu Zübeyir, nereye gidiyorsun, bırak beni diyor. Öyle bir heyecan. Zübeyir diyor ki ben duydum ki Ebu Cehil-i La'in benim peygamberimi incitmiş. Ben onu öldürmezsem ki ölmüş duydum. Zübeyir kafanı kaldır benim diyor. İslam'ın ilk kahramanı gençler. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı söyler. Cennetle müjdelenenler bunlar. Bunlar boşuna cennetle müjdelenmedi. Çünkü işin temelden alanlar. Sa'd bin Ebi Vakkas efendim ilk defa deve kemiğiyle bir müşrikin kafasını yarmıştır. Genç bunlar. Hepsi genç. Yani 10 yaşlarında, 12 yaşlarında peygamber bunlarla işi götürdü. Belki ilk defa duyacaksınız. İslam'da ilk şehit kadın Sümeyye'dir, kocası Yasir'dir. Tamam. Onları kabul ediyorum. Evet. Ama onun bir öncesi var ki Efendimizin evlatlığı Hatice annemizden olan efendim Haris bin Ebu Yale. Evet. İlk şehit odur. Kabe'nin önünde Resulullah'ın üvey evladı, işte babalığını, Allah Resulü'nü korumak için Hacer-ül Esved'in orada ve Rükn-i Yemen'in orada kafasına taşla vurdular. Şehit ettiler. Hatice annemizin oğlu. Tabii bir oğlu daha vardı, Hint. O yaşamıştır. Kız vardı bir tane. Ama ilk şehitlerden birisi de bu Haris'tir. Peygamber Efendimiz ama genç. Bunların hayatlarını mı şehadete gitmişler. Onun için Efendimiz bu işi gençlerle başlatmış. Yaş ortalaması kaç? Vallahi 20-22 geçmez. Efendimizin etrafındakiler. Biz şimdi işi, yani biz ihtiyarlar, yaşlılar gelmesin, gitmesin demiyoruz. Ama gençlik kimdeyse gelecek onundur. 5 sene hizmet edin şimdiki 10 yaşındakilere, 5 sene sonra 15 yaşında. 18 yaşında seçilme yaşı. Nasıl olur? 13 yaşında, 14 yaşında. Benim böyle çok şeylerim vardır. Bağdat'ta bir dostumuz vardı. Alim bir zat. Hiç unutmam. Bana demişti ki 0-10 yaş çocuklara yatırım yapın. 0-10 yaş. Evet. Onun için bu çok mühim. Çok önemli. Muhammed'im kardeşim. Yani şimdi her camide yaşlılara, kadınlara son zamanda yer ayrılıyor. Ama her camide zarurettir. Hatta farz-ı ayn'dir. Birer ana okulunun olması. Anladım. Her camide. Ana okulu. O 0-4 yaş, 5 yaş var ya. Onlara hele bir yatırım yapın. Bakın ne güzel ilahiler söylüyorlar, Kur'an okuyorlar, neler yapıyorlar. Öyle bir altyapı oluştursak mesela tamam. Yaz Kur'an kursları var hocam. Hayır yetmez. O yetmez. O güzel. Biz onu reddetmiyoruz. Her camide. Var yok mu şimdi? Mesela Esentepe'de. Evet. Kur'an okulu var. Evet, bülbül gibi var. Şakırıyor çocuklar. Doğru. Ama bir tane yetmez. 5 tane yetmez. Yani Müftü Bey de buna yeni geldi. O da hevesli. Geçen ziyaretine gitmiştik. Ne yapıp yapıp memlekette, yani Türkiye genelinde
bu 0-4 yaş, 5 yaş grubuna yatırım yapmamız lazım. Ya bunlar problem. Ne yapıyor şimdi? O gitmez oraya. İşte baba telefonunu ver. Başlıyor internette oyun oynamaya. Oynasın. Ben oynamasın da demiyorum. Hı hı. Ama o yatırım çok önemli. Gençlik kimdeyse gelecek onundur. 0-10 yaş grubunu camilerde işte 5 yaşı 6 yaşına kadar o anaokullarında tutsak. Hı hı. Ondan sonra biraz daha ile İmam Hatip'in önü o kadar açılır ki. Ha onun düşmanları daha da çatlar ya. Ama olacak bu memleket bu. Onun için Diyanet'i ben tebrik ediyorum. Bu çok güzel bir tema. Evet. Yani Hazreti Peygamber ve gençlik, hı hı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı burada anlamak çok önemli. Evet, özellikle hocam Türkiye'nin, evet, en genç şehri olan Şanlıurfa'da da, evet, bu uygulamanın bir an önce ama her camide, doğru, yani bir cami atlatamazsınız. Hı hı. Her camide mutlaka ya yanında bir ev kiralayacağız ya ev alacağız. Yok mu zengin? Vallahi çok zenginimiz de var. Evet. Hiç kimse kendi kendini gizlemesin. Allah hepimizi biliyor. Görüyoruz düğünlerde satılan paralar, saçılan paralar, doğru, masraflar. Doğru hocam. Burada memleketin geleceği. Hocam çok büyük bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Yani bunu hakikaten ya, tez elde. Evet. Ha, geçen de ben bir şey de duydum, sevindim. Diyanet İşleri Başkanı mı? Her hoca efendiye en az 10 genç emanet edilmesi. Evet, öyle çok bir önemli. Uygulama da var. Evet hocam. Yok, hocalar kızmasın benden. Yani bükür bakir bir toprak. Hı hı. Siz çalışırsanız kardeşim, gayret edersiniz, cemaat arkanızdan gelecektir. Bu iş, doğru, olacaktır. Yani bana ümitsiz sözler söylemeyin. Ya kim geliyor ki, ben ne geliyor ki? Sen bir yürü, bu ümmet arkandan gelecektir. Allah'ın izniyle. Onun için bu mübarek gecede, hakikaten bu haftada bunun işlenmesi çok önemli. Doğru hocam. Yapmamız lazım. Yani şimdi asr-ı saadette Mahmut, küçük çocuklara da sahabe demiyor muyuz? Evet. Hı hı. Yani Peygamber'in torunları, yakınları, öyle ki diyoruz onun devrinde adını koymuş, efendim diliyle hakna yapmış, evet, bilmem ne etmiş, sahabedir. Saygı diyoruz, hakikaten de hayatı aynen sahabedir. Çünkü Resulullah ona yatırım yapmış. Evet. Ona elinden tutmuş. Enes bin Malik diyor, bazen olur bir küçük kız çocuğunu elinden tutar. O çocuk elini bırakmadıkça Hazreti Peygamber elini bırakmazmış. Yetim bir kız çocuğu. Hocam İmam Ali en büyük dönerlermiş. İmam Ali en büyük örnek değil mi? Evet. 10 yaşındayken Resulullah'ın yanında değil mi? Tabii onu söylemiş de. Yani hocam dedi biz de beyir avam olsun. Gençlere geçen derste de ben söyledim, siyer dersinde. Dedim ki arkadaşlar, emek vermezseniz emir veremezsiniz. Hazreti Ali'ye peygamber emek verdi, beşiğini salladı tabiri caizse, nini söyledi, ne söylediyse, evet, sırrını söylüyorum. Ama zaman geldi, ya Ali dedi, Khayber'i sen fethedeceksin. Kalenin kapısını kopardı. Yatırımını 25 sene, 26 sene önce yaptı önce Allah de, Resulü. Evet. O 26, kızını vermek ayrı bir şey. Evet. En vesile görevlere kalk ya Ali, çık ya Ali. Bedir'de peygamber diyebilirdi, siz oturun başkaları çıksın. Ama en riskli göreve en yakınlarını geçti. İlk atyanlar da onlardı. Onlar da. Evet. Khayber'in kapısı kopardı. İmam-ı Ali'nin 27 sene öncesine gidin kardeşim. 27 sene önce Resulullah sırtını alıyordu Mekke'de. Gezdiriyordu Hazreti Ali'yi. Hatta müşrikler diyordu, Ebel Kasım başka bir çocuğa yani yatırım yapsan, o tabirle söyleyeyim. Evet. Ne bu abraş? Gözleri, hadi Urfa tabiriyle şüphelü falan. Nedir bu? Cılız bir çocuk, hasta. Bunu ve Peygamber böyle bir kayanın üzerine oturtmuştur haremde. Demiş, buna mı diyorsunuz? Bu Ali var ya, zaman gelecek birçok devletlerin defterini dürecek. O zamandan söylemiş bunu. Hı hı. Kolay değil şimdi. La fete illa Ali la sefe illa zülfikar. Ama yatırım yapmış. Sa'd bin Ebi Vakkas. Efendimiz demiş, bununla meşveret etmeyin. Savaşalım mı, barış yapalım. Bu peşin savaş yanlısıdır. Savaş için adeta gidişir yani. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Oğlu Abdullah diyor, babam yıkanıyordu diyor, baktım. Sırtında düzgün bir yer yoktu. Her tarafı
böyle yara bere içerisindeydi. Herhalde evet. Devam edeceğiz diye ara verelim. Evet hocam, dilerseniz öyle böyle mi? Bir soluk alalım. Evet. Eyvallah. Var edenin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşla ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kubeys. Kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu. Pazartesinden beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yer, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cesir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensizlik kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Senin misalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşle ben olsaydım.
Sevgili izleyenler, programımızın son bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz ve Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili birçok konuyu sevgili Abdülaziz Hocam ele aldı, konuştuk ve bizi Asr-ı Saadet'e götürdü. Oradan gençlere ve gençlerden de evet, inşallah çok da güzel, anlamlı bir son ile programımızı da bitirmiş olacağız. Yağmur şiiri Nurullah Gence'ye ait. Güzel bir şiiri de aslında kaç çok da uzundu. Bizler programımızın kısa olması hasebiyle de biraz da kısaltmış evet, şekliyle izleyicilerimize buluşturduk. Evet hocam, gençlik dedik ve gençlerle tabii, ilgili gençlik çok çok önemli. Çok önemli vurgularda bulundunuz. Dedim ya, yani şimdi bütün gücümüzü anaokullarına. Evet. Yani çocukları, madem ki temamız gençlik. Ama böyle mükemmel camiler, camilerin altı bodrumlar demiyorum yani. Hakikaten yaşanabilecek şekilde sağlıklı, evet, sıhhatli. O çocukları oraya alıştırırsak, uyuşturucuyla mücadeleye ne kadar para yatırıyoruz? Devlet bilsin bunu. Hı-hı. Şimdi maliye, efendim, iktisat yapalım, güzel yapalım ama yatırımı doğru yapalım. Yani bu 0-4 yaş, 5 yaş bölümü çok önemli. Uyuşturucuyla ne hale gelmişiz? Geçen Cumhurbaşkanı'nın dilinden dinledik. 50 bin üzerinde uyuşturucudan yatan mahkum var. Evet, bunlar kendi kendine olmadı. Yani yeni bir 50 binler cezaevlerine girmesin. O tez elde yangın var, yangın var. Hani üstadın dediği gibi alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım tutuşmuş yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Ne demek? Bu anaokullarını, bu alt yapıyı mutlaka Diyanet'le beraber halk, Diyanet tek başına ne yapsın? Halk da bunu desteklesin. Yoksa klasik bir tabirle söyleyeyim, işte cuma günü camiye yardım topluyoruz. Hayır, onlar bir şey değil. Onlar bir şey değil. Keşke olmasa da. Keşke başka yerden destek görseydik. Çünkü eleştiriyor. Ya ben namaza gitmiyorum, size camiye yardım ediyor. Ne verdin ki? Ne verdin bugüne kadar? Yani onu da bir muhakemesini yapmak lazım. Yani camilere tezelden bu 0-4 yaş, 5 yaş grubunda anaokulları, yani ana mektepleri açmak lazım. Ve oraya da mümkün mertebe bayan öğretmenler. Muhammed kardeşim, bayan öğretmenler. Evet. Yani annelik vasfı taşıyan şefkat kahramanı, annelik vasfında olan o öğretmenleri o çocuklarla beraber buluşturursak uyuşturucudan da kurtuluruz. Efendim, bir takım kötü şeylerden de kurtuluruz. Yani bunu evet, millet olarak yapmamız farz-ı ayn. Bakın, farz da demiyorum, farz-ı ayn. Yapmazsak ne olur? İşte şekilde görüldüğü gibi. Her akşam haberlerde kanal değişiyorum ben bazen. Yok çocuğunu boğmuş, yok şu şunu yapmış, tacizci böyle yapmış, uyuşturucu şöyle yapmış. Evlat annesini yapar, öldürmüş, evlat yani babasını bu, öldürmüş. Bu sayıda kalması bile bizim için bir şans. Evet. Niye yapmasın ki? Ne verdik, ne, ne eksik, ne biçemiyoruz. Yani Hazreti Peygamber'le çocukları, gençleri buluşturmamız lazım. Ha, yeni yeni projeler olması lazım. Artık klasik eğitimden de kurtulmak lazım. Mesela bugün İmam Hatip, İmam Hatip'le beraber hafızlık eğitimi. Mahmut. Evet. Hafızlık eğitimi. Yani o öğretmenler de taraftar. Hepimiz taraftarız. Çocukların mutlaka altyapısı hafız. Bütün İslam ulemaları hafızlıktan geliyor. Çocuk yaşında eğitmiş. Yani bütün mekteplerin başı gerçi ailedir, anadır, babadır, özellikle annedir. Evet. Ama her anne işte İmam-ı Azam yetiştiremiyor. Her anne İmam-ı Şafii yetiştiremiyor. Yoksa efendim 6 yaşında İmam-ı Şafii hafız eden annesi, evet, Fatıma Hatun, İmam-ı Azam'ı yetiştirenler, Allah razı olsun. Bunu bugün milletçe biz yapmalıyız. Eğer geleceği istiyorsak, yani bu Hazreti Peygamber ve gençlik temasını çok iyi işlemek istiyorsa çocuk yaşa dönmemiz lazım. Yoksa Asr-ı Saadet'te binlerce örneği var. Bakın, Resulullah'ın savaşları hakkında ben bir araştırmam vardı. Kitap haline getirdik. Hazreti Muhammed'in savaşları ve sebepleri diye.
Bu 11 Eylül olaylarından sonra bize bir takım şeyler kulp taktılar. Evet. İslam, terör, kan yok bizde. Yani Asadet'e dönelim. Hazreti Peygamber döneminde bütün savaşlar kaç tane? 82 tane. Araştırdık günü gününe 82 tane. 82 savaşta düşman tarafından 1000 kişi öldürülmüş. En çoğu Beni Kureyza olayı. Müslümanlardan 327 tane şehidimiz var. Yani. Ama topraklar nereyi bulmuş? İman nereyi bulmuş? Ezan sesleri nerede yankılanıyor? Evet. Bu 327 şehidin inceleyin bakın. Efendim hemen hemen 250'si gençtir. Mus'ab bin Ümeyr'dir. Evet. Enes bin Malik yaşındadır. Efendim Abdullah bin Cabir bin Abdullah yaşındadır. Bu hadisleri, bu emanetleri bize getiriyorlar. Mesela şiirde de okunuz. Senin bir Ebu Hüreyre'm vardı. Evet. Kaç yaşında? Bunlara baktığımız zaman nasıl çalışmışlar? O Efendimizin sözlerini hadistir. Biz hadise inanıyoruz. Hadisi de severiz. Şimdi buyur bakma bazı talihsizler çıkmış. Hadis yoktur yok Kur'an'da. Hadis yoktur. Hazreti Peygamber konuşmamıştır diyen adamın onlarca kitabı var. Ulan sen konuşuyorsun. Peygamber niye konuşmasın ki? Evet. Ama yazdırmamış, yazmamış. Evet. Öyle değil mi? Senin onlarca kitabı yazmışsın. Karşıma çıkıp benim bu kitabı okudunuz mu? Sen benim peygamberimin hadisini inkar ediyorsun. Efendim Buhari'de ben size onlarca uyduruk hadis. Kurban ol be. Öyle yani adama çok ağır bir şey söylerler. Bu gece de söylemeyeyim yani. Hop nereye gidiyorsun? Sen Buhari'yi nasıl eleştirebiliyorsun? Müslim'i nasıl eleştirebiliyorsun? Yani onları araştırmamışsın ki. Belki de ben bu hadisi anlamadım. Evet. Ben anlayamıyorum. Olabilir. Hocalarımıza biz de sorduk. Hocam, Arapçası'da katılınca biraz anlayışı zor olur yani. Tabii. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar hadisini ezberinde tutan sahabeler, işte Ebu Hureyre'ler, Enes bin Malik'ler. Enes bin Malik kaç yaşında Muhammed? Peygamber Medine'ye geldi Aleyhisselatü Vesselam. Herkes bir hediye veriyordu. Annesi Ümmü Süleym dul bir kadın. Kocası küfürde gitti. İman etmedi. Gitti Şam tarafında küfürde öldü. Enes'in elinden tuttu. Enes'ten küçük bir tane yine vardı Bera. Ama o küçüktü. Enes işe yarar 8-10 yaşlarında. Getirdi dedi ki ya Resulallah herkes bir şey hediye ediyor. Benim bir şeyim yok. Al bu çocuk senin hizmetçin olsun. Yalnız buna dua et. Bu senin hizmetinde bulunduğunu sana vakfettim. Nasıl bir vakıf? 10 yıl Hazreti Peygamber diyor hizmet ettim. Bana bir gün öf demedi. Enes bin Malik. Yani. Resulullah Efendimiz şaka da yapar bununla yani. Öyle tabir edeyim. Mesela bir şey anlamadı mı deriz. Enes çifte kulak. Diyor, o çifte kulak derdi ben elimi kulaklarıma atardım. Hepimiz çifte kulak. Başka bir maniye çekmeyelim. Onun latifesi de latif. Evet. Onun huzurunda yetişti. Ama bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musun? Vallahi diyor bir gecem yok ki Hazreti Peygamber rüyamda görmeyeyim. Maşallah. Hadi bakalım böyle bir gençlik. Evet. Ben bu yaşa kadar böyle bir nimet tatmadım. Evet. Tatsam da onun lütfudur. Kesinlikle. Benim bir kesbim, çalışmam yok. Enes bin Malik 94 veya 98 yaşında vefat eden bir sahabe ölene kadar bir gecem Hazreti Muhammed'siz yok. Ya insan bunu düşünür. Nasıl bir Enes'miş bu? Radıyallahu anh. Evet. Bu bir tane. Yani onlarcası var etrafında. İşte bunlar temelde eğitim alır kardeşim. Doğru hocam. Yani yaşlı olup hidayete gelenler, İslam'ı kabul edenler, onlara da bir şey demiyorum. Ama onlardan bazıları da problemli olmuştur. Yani Hazreti Ömer'in dediği gibi sizin aile bu işe alışmıştır. Evet. Hazreti Ömer söyler, ben söyleyemem sahabeye. Evet kesinlikle hocam. O gençlikten evet. Bu gençliğe. Temel baktığımız zaman lazım hakikaten... çocuğu. Onun için ben bu gecenin teması olarak, yani haftanın teması Hazreti Peygamber ve gençlik, diyorum ki ne yapıp 0-4 yaş çocuklarına veya 5 yaş çocuklara yatırımı düşünün. Bütün mahalleli, muhtarıyla, esnafıyla, zenginiyle, fakiriyle, ya ben 10 lira veririm, öbürü 10 bin lira verir. Evet. Ama mahallemizde bunu geliştirmemiz lazım. Şu anda hazır bir potansiyel var. Yani Diyanet bu işe taraftar, müftülük bu işe taraftar. Bunu değerlendirmek lazım.
Doğru. Yani niye efendim eğlence evleri kuruyoruz? Hoş. Bak kardeşim, şimdi memleket peygamberler şehri diyoruz. Yeter, ne zamana kadar bu çiğ köfte, saz, ağam çiğ köfte olsun. Mahmut kısmaz özünden yani. Yok, bunları yapmamız lazım. Yani bu çocuklara bu imkanı vermemiz lazım. Bir başlayalım hele. Her mahallede olabilir. Bakın işin şekli değişiyor mu değişmiyor. Okulda yapalım bunu hocam. Okula benim gücüm yetmiyor. Açık söyleyeyim. İşte okulda çocuklar bir camiye gittiler, kıyamet kopardılar bazı keresteler. Doğru hocam. Kıyamet kopardılar. Koparıyorlar da. Hele böyle bu son zamanda bu algı operasyonu, bu sosyal medya aracılığıyla neler neler. Ha, Müslümanlar bu gürültüye pabuç kaptırmasınlar. Onu da söyleyeyim. Müslümanlar bu gürültüye pabuç kaptırmasınlar. Gezi olaylarında Türkiye'den gitmiş diye gösterdiler. Evet. Ama gitmedi. Gitmez de. Bu memleketin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Öyle yağma yok. Evet. Yani demesinler. Götürdük, bitirdik. Yağma yok. Vallahi gazetelerini de televizyonlarını da başlarına geçiriz. Çok kolay değil. O kerteye gelmesin. Öyle hocam. Doğru hocam. Ha, biz de diyoruz ki Allah onlara da hidayet nasip etsin. Amin. Bu gecede Allah onlara da bu İslam'ı tattırsın. Ama akıllı olsunlar. Evet. Evet. Sevgili hocam, tabii bu gece aziz mübarek bir gece. Evet. Siz de program başında belirttiniz. Her ne kadar biz kandil desek de Urfa biz de Urfa'da aziz gecesi. Evet, aziz evet. gecesi derler. Hocam bir de geleneği vardır. Bu gecelerde özellikle nasıl ibadet edilir, neler evet. yapılır, ne yapmamız gerekir diye soran onu da çok kişi vardır. Evet. Onlar için neler şimdi Muhammed kardeşim, bu mübarek geceler kutlanması, anılması Hazreti Peygamber'den 200 yıl sonra evet. ortaya çıkmıştır. Yani önce ihtiyaç yoktu. Her gece aziz gecesiydi evet. insanlar için. Sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe-i tabi'in, selef-i salih'in. Ama öyle bir şey oldu ki içimize girenler oldu. Mesela Yahudilik propagandası altında Hazreti Musa kısaları, Hazreti İsa kısaları Müslüman gençlerin kafasını çalmaya başladı. O dönemde İslam uleması demiş ki ha biz ne yapalım? Mesela Kadir gecesi, heya edelim. Evet. Efendim Berat gecesi. Ha, bunun gerisinde Hazreti Peygamber'in dünyaya gelişi. Evet. Efendim Ragaib gecesi, annesi babası evlenmesi. Efendim Miraç gecesi. Kötü mü oldu? Şimdi tamam bazıları diyor bidattır. Tamam peygamber bunu kutlamadı. Kutlayın da demedi. Ama kutlanmasında bir sakınca yok. Nedir? Bakın evet. bu gece onu anıyoruz. Ümmet-i Muhammed kilitlendi Hazreti Muhammed'e. Kötü bir şey mi bu? Kendi ona, elimizle mi gözümüz onu anlatmak. Onu anlatmak. Anlatmak. Haram bir şey mi bu? Yok. Bunun neresi bir daha? Yani onun için bu gecelerin kıymetini bilmek lazım. Ancak bu gece özel bir namaz yok. Yok, evet. Bazı kardeşlerimiz söylerler, senedi, sepedi yoktur. Ben en yakın her evde kitap var. İlmihal. Evet. Ömer Nasihi, merhum hocamızın. Evet. Büyük İslam'ın. Açsın Allah. Baksın. Bu mübarek gecelere ait özel bir namazın olmadığını, kaynağının olmadığını ama anlatılanları da der böyle böyle anlatılır fakat senedi sepedi olma. Anlamaz kılmayı değil. Kılın kardeşim bu gece kaza namazı kılın. Şükür namazı kılın, teheccüd namazı. Yani müminin zaten dava adamlarının silahıdır teheccüd. Evet. Teheccüd yoksa iş biraz zor olur. Teheccüd kılın. Oruca gelince oruç yoktur. Yani bu günlere has oruç yoktur. Tamam Berat'la ilgili Efendimiz'in vardır hadisleri. Evet. Kadir Gecesi zaten Ramazan'dır. Özel bir oruç yok. Ancak bugün pazartesiydi. Evet. Sünnetti. Tutanlara Allah kabul etsin. Önümüzde perşembe sünnettir. Pazartesi perşembe tutulabilir. Bugünün özel bir namazı, özel bir orucu, özel bir ibadeti yok. Bugünün evet. özel bir vurgusu var ki Hazreti Peygamber'i anmak ve onu anlamak. Evet. Anlayabilirsek mesele tamam. Bol bol evet. salatı selam getirmek. Salat selam her zaman. Evet. Her zaman. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Yani sadaka olacak. Vermek, hakikaten. Ne bileyim ben, evet. hayırlı işleri çoğaltmak çok çok güzel. Yarın mesela dedim ya eski Urfalılar program başında Mahmud yetişmedi. Eski Urfalılar ben nenemden misal verdim. Bugün sabahleyin o kadar saygılı ki Hazreti Amine sanki bizim evde imiş gibi bulamaç yaparlardı. Evet. Ona ikram ediyor evet. sanki. Nedir? Bir saygı.
İçerisi yemekle falan da pek alakası yok. Ama halkımız bu işe gönüllüdür. Elhamdülillah. Eyvallah. Ama yapsınlar. Sadaka, ibadet ne yaparsa yapsın. Bir sınır yok yani. Ben onu söylemek istiyorum. Allah kabul etsin. Bol bol dua etsinler. Ve bol bol başta Kur'an-ı Azimşan olmak üzere okuyup anlamaya çalışsınlar. Gürültü yapmış kaptırmasınlar. Yani bu profesör bunu demiş. Ben bazı profesörlerin işim olsa ben de onların apoletlerini sökerim. Böyle profesörlük mü oraya? Seni bu millet okuttu mekteplerde şey, dinimizle, diyanetimizle, sünnetimizle, hadisimizle oynuyorsunuz. Ayıptır. Her programlarında tasavvufa hakaret. Her programda tarikata hakaret. Her programda İslami oluşumlara hakaret. Bunları bu millet yutmuyor. Yani size hürmet ediyorsak kelime-i şehadet getiriyorsunuz onun için. Ama yolunuz yanlıştır. Ulemayı dinleyin. Doğru istikametli gidin derim. Oturup da hadislere saldırmak, Hazreti Muhammed'e saldırmak. Ya şefaati inkar ediyor. Hocam bir de öyle bir şey diyor ki affınıza sonaraktan. Evet. Diyor ki ya Muhammed yani bu kadar ulaşılmaz mıdır ki diyor yani Muhammed. Ya ben daha neler yani, neler dinliyorum. Yani da. Ulaşılmaz değilse yani sen kaç defa ulaştın yani. Hele bir ulaştın mı onu söyle. Ya ulaşamazsın ki. Öyle bir niyetin yok. Yani bir gördün mü sen onu yani? Dalga onun kokusunu aldın mı? Ya adam konuşuyor. Muhammed peygamber diyor. Evet. Bir defa adı anılıyor. Sıradanlaştırıyor hocam. Aleyhisselam yani. Sıradan bir insan değil. Biz onlar bu işin çöplüğü bırakın orada kalsın. Evet. Ama işin özü inşallah bizim binlerce, yüzlerce sene önce gelen geleneğimiz. Selef-i Salih'in yetişesinden gelenler. Zaten bir şey durduramıyor. Bakın Ramazan geliyor. Biz programlarda da konuşuyoruz. Evet, evet. Çıkıyorlar hiç işleri yokmuş gibi. Efendim ne teravih yok. O yok desin. Ama tren gidiyor kardeşim. 1,5 milyar alem-i İslam o gece teravih yapıyor. Evet. Bunların hiç akıllısı yok mu? Bir zaman biri vardı çıkardı. Ramazan'da ibadet edenlerin ibadetini kesmek için. Teravih yok. Yanına da bir hanımefendi alırdı. Evet. Ne kadar efendisi bilmiyorum. İşte onunla konuşur. Teravih yoktur. Yok efendim şey. Bir şey daha çıkartıyor. Kurban yoktur. Kurban yerine tavuk olur. Ulan hindi olur. Hindi kafalı. Olur mu işte? Ya daha işi üstüne çiçeğe döktüler. Evet. Hristiyanlarda çelenk kurbandır ya. Falan. Müslüman bunu yutar mı? Doğru. Böyle seyredip Allah hidayet etsin diyoruz. Bir hayvan hakları. Maalesef. Diyor, maalesef. Ne hakları? Yok, Müslümanın şey... kurbanıyla, kesimiyle. İşte efendim Avrupa bizi bundan kabul etmiyor. Ya ben Avrupa için yapmıyorum. Allah için yapıyorum. Doğru. Allah bunu böyle demiş. Kurban böyle kesilecek, kesilecek. Kesinlikle. Sen onu bir incele. Niye Allah bunu böyle etmiş? Sen hemen diyorsun efendim işte Hristiyanlar mezbahada şokla öldü. Yani helalı haram edecek, murdar edecek. Ama kimse uymadı canım. Kaç kişi tabi oldu ki onlara? Evet. Belli kesim zaten ibadet etmiyor. Yok namaz 3 vakit. Evet. Yok şu şöyle. Tutmadı. Bunlar tutmaz. Doğru hocam. Onun için dediğim gibi 1,5 milyar alem İslam bu trende yolculuk ediyor. Ama birileri de o tren durdurmaya gürültü yapıyorlar. Olmaz. Ama olmuyor. İşte evet. Öyle diyelim. Ben sözü fazla hocam konuşmayalım. Aslında konu çok konuşulması gereken tabii, çok şey var ama zamanımızın kısıtlı olması sebebiyle de kesmek de gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı çok olsun. Sağ olun. Yüreğinize sağ olun. Allah kabul olsun. Etsin. Biz hepimiz birbirimize dua edelim. Amin. Özellikle buraya gelirken kardeşlerimiz var hasta. Evet. Dua istiyorlar. Rabbim cümlesine hayırlı şifa versin. Cümlemiz. Borçlu, sıkıntıda veya aile yuvası sarsılmak üzere Rabbim huzur ihsan etsin. Amin. Bu mübarek gece cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Mahmut abim hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Finali isterseniz senle yapalım. Vedayı bize bir bal sürdü. Evet hocam. Yeni albüm çıkacak inşallah. 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 Görüşürüz inşallah. Finali senle yapalım abi. Sevgili izleyenler, bugünün de inşallah bu programımızın da sonuna geldik. Suçlisan etsek affola. Evet. Tekrardan tüm izleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Evet. Ve finalimizde Mahmut Urgun'un güzel bir eseriyle yapıyoruz. Hayırlı akşamlar.
Ay dünya, 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 vay dünya. Ay dünya, 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 vay dünya. Şe dünya ki be vefa. Şe dünya ki be vefa. Cane babe Fatima. Cane babe Fatima. İmdat Muhammed Mustafa, Serdar Muhammed Mustafa. Tüm Bağdadi hatta alem, tüm Bağdadi hatta alem. Mürid hatım celeb celeb, mürid hatım celeb celeb. Dünya, 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 vay dünya. Ay dünya, 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 vay dünya. Şu dünya ki be vefa. Şu dünya ki be vefa. Cane babe Fatima. Cane babe Fatima. İmdat Muhammed Mustafa, Serdar Muhammed Mustafa. Tüm Bağdadi peşi çemer, tüm Bağdadi peşi çemer. Her yek Arab yek acemer, her yek Arab yek acemer. Son derman sendedir bu bir çare.